Haber Merkezi Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ekonomi şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin fırsatçılığa yönelmesi üzüntü vericidir dedi. Yüksek sebze ve meyve fiyatları konusundaysa fırsatçılardan hesabın sorulacağına işaret etti. Birilerinin piyasanın şartları kılıfıyla fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Madem ki biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir idare anlayışına sahibiz, madem ki biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin mensubuyuz, madem ki biz komşusunun siftahını gözeten bir esnaf ahlakı ile övünüyoruz, öyleyse son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Şüphesiz kimseye zararına iş yap demiyoruz. Elbette kimseye kendini sıkıntıya sokma pahasına hareket et demiyoruz. Ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde hala bütün sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor. Onlar hala yükseliyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Şüphesiz ki olamaz. Öyleyse bize düşen de nedir? Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görev de bizimdir ve hesabını sorarız. Her şey ortada. Rakamlar ortada. Üreticiden çıkışı ortada. Ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala vatandaşımı nasıl sömürürüm? Bunun gayreti içerisinde. Güneydoğu Anadolu projesiyle sulu tarımın yaygınlaşması sonrasında ekim alanı her yıl genişleyen pamuk, Şanlıurfa derken gelen ve ara ara da devam eden yağışlar da bu yıl üreticisini memnun edemedi. Çiftçi krediyle aldığı tohum, gübre ve mazot parasını ödeyemediklerini söyleyerek devletten destek beklediklerini dile getirdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilk sırada Harran Ovası olmak üzere Ekim ayından itibaren başlayan yağışlar nedeniyle çok sayıda çiftçi hala ürününü toplayamadı. İki aydır yağmur olmuş, pandığımız yerde hepsi toplamadık. Hepsi çamur, nasıl toplayacağız? Hepsi böyle tarlada kalıyor. 2 aydır, 3 aydır Allah'ın rahmeti var, hepsi yağmur maşallah. Hasat için güneşli günleri bekleyen üreticiler fiyatı düşen ürünün toplanması halinde işçilik parasının ancak çıkarıldığını ifade ediyor. Türkiye'de üretilen pamuğun yaklaşık %50'sinin üretildiği Şanlıurfa'da tarlada kalan pamukla ülke ekonomisinin de ciddi anlamda zarara uğradığı belirtildi. Bölgede üretilen pamuğun %40'ının Harran Ovası'nda hala toplanmadığı bildirildi. Şanlıurfalı çiftçi Eyüp Demir, üreticiler olarak bir çıkmazda olduklarını aktardı. Biz çiftçi olarak yani bu sene mağdur olduğumuz kadar yani hiçbir zaman bu sıkıntıyı görmedik. Şimdi tohum parası duruyor. Yani borçlu ard arda yani sadece biri de değil. İlaççı, petroller olsun, yani ne bileyim bu zira ilaçları olsun. Aksi yani sadece bundan da değil. Yani bir yaşantımız vardır. Bugün yani her bir aile olarak bir 10-15 nüfusumuz var. Yani geçimimizi de sadece bu pamuktan yapıyoruz. Ha bu pamukta hem geç kalındı, pamuklarımızı da görüyorsunuz. Yani pamuklarımız yerde daha. Ne para ediyor ne de toplanıyor. Yani bu pamuğu kaldırdık mı toplasak dahi masrafını kurtarmıyor. Yani şu anda yani bitmiş tükenmiş durumdayız biz. Ha üstelik yani şu anda yerdeki pamuğumuzu da almıyorlar. Yani bu pamuk öldü yani tarlada öldü. Yani toplasak işçilik parasını biz cebimizden vereceğiz bu parayı. Yani bilmiyorum artık nasıl olacaksa yani ilaç parasını nasıl vereceğiz? Bu petrol parası, mazot yani bütün yani ne olursa hepsi 2'ye katlandı, 3'e katlandı. Yani artık biz çiftçi olarak bir çıkmazdayız.
elimizde kalmış, hiç kimse istemiyor dahi. Yani kimse bu pamuğu bile istemiyor artık. İki aydır yağmur oluyor. Pamukları toplamıyoruz, çamurdur. Allah'ın bereketidir işte, ne yapalım. Birçok insanlar da böyle, hepsi yerde kalıyor. Ne yapalım, tarlanın kurumasını bekliyoruz. İşte bekliyoruz, kuruduğu zaman toplarız inşallah. Şanlıurfa'da park halindeki iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Arabalarımız yaktı evde. Bu gece kimliği meçhul kişiler tarafından Veysel Karali Mağarası peki binanın önünde arabalar yakıldı. Olay Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bahçesinde park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabahın erken saatlerinde üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar oluşurken polis olay yerinde inceleme başlattı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlik hükümlülerinden oluşan 15 kişilik ekip ilçe merkezinde bulunan okulların genel temizliğini yapacak. Ülke genelinde Adalet Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında denetim serbestliğe tabi tutulan hükümlülerin topluma faydalı işlerde kullanılması planlanan projenin ilk etabı yarı yıl tatilinde okullarda temizlik oldu. Ülke genelinde aynı anda başlayan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda 15 hükümlü okulda temizlik çalışmalarına başladı. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında okulların temizliğini yapan hükümlüleri ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, projenin Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başladığına işaret etti. Suçla mücadelenin bir parçası olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün ve yapmış olduğu tüm ülke çapında bugün itibariyle, bu tarih itibariyle başlatılan hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması hususunda bu okulumuz ilk başta seçildi. Temizlik olarak başlandı. İnşallah bu uygulama daha kapsamlı ve daha geniş şekilde uygun olan zamanlarda kamu adına yapılıp yararlı bir faaliyet haline getirilecek. Soyutlanan suçluluğa kazandırılması konusunda bu uygulamaların daha yaygınlaşması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, Başsavcılığımız olarak gerekenleri yapacağız. Tüm Türkiye'de dediğim gibi bu bir başlangıç. İnşallah daha da yayılarak bu devam edecek. Yani sabit bir sayı yok ama başlangıç olarak 15, ilerleyen zamanlarda tüm hükümlülerimizi bu işlere kanalize edeceğiz. Talebi olan, isteği olan kurumlarımızı boya, temizlik, taşıma, bu tür iş yükünü, iş gücünü kanalize edeceğiz inşallah. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı mahallesinde yaşanmıştı. Yolda park halindeki 34ZM2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler söz konusu kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu ve silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıktığı öğrenilirken, söz konusu yükün de Kızılkaya'yı silahla öldüren kişi ya da kişilerce çalındığı iddia edildi. Jandarma ekipleri sürücünün ölü bulunmasına ilişkin 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesini annesi ve kardeşi ilçe Milli Eğitim Müdürü'nden aldı. 2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Karnelerin dağıtıldığı Cuma günü acısından dolayı okula gidemeyen acılı anne Gülistan Özger bugün küçük oğlu Taha Yasin'le birlikte Gültepe İlkokulu'na giderek oğlu Mertcan'ın karnesini İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu'ndan aldı. Daha sonra oğlunun sınıfına geçen anne Gülistan Özger, Mertcan'ın sırasını ve karnesini öperek gözyaşı döktü. Adaletten istiyorum. En gerektiğince dedim ki herhalde bu adaya vataneye götürmüşler bunu. Tedavi için. Yani bunun neyin tedavisini yapıyorsunuz? Çıkarmayı mı düşünüyorlar? Ben anlamadım bunlardan bir şey. İstiyorum ki en ağır müebbeti versinler. Adana'ya ne için gönderilmiş? Bilmiyorum. Duydum herhalde Adana'ya psikoloji tedavi için bile göndermişler. Tedavi altına alıyorlarmış onu. Hem yediriyorlar hem içiyorlar bir de onu tedavi ettiriyorlar. Yani çıkmasını mı istiyorlar? Yani çıksın daha gene böyle bir katliam mı çıksın? Olur mu? Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum devletimizden. Yine de Allah onlardan da razı olsun. Yani o en ağır cezayı ben istiyorum. Müebbet, yani müebbet işte müebbet ya. Afsız, şeysiz, dersi de ben başka hiçbir şey istemiyorum. Adana'da 55 yaşındaki bir kişi tartıştığı 50 yaşındaki eşini kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay bugün sabah saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili mahallesinde meydana geldi. Aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan 6 çocuk sahibi 55 yaşındaki Yusuf Aziz Avcı ve 50 yaşındaki Leyla Avcı çiftçi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Aziz Avcı mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden ve boğazından bıçakladı. Dönmüştü, şikayetçi oldu. Geldiler götürdüler. Bir gece hapiste yattı. Geldi geleni. Çok uzaklaştırma alıyordu. Bugün ne yapmış? Hiç bilmiyorum. Nasıl öldürmüş yani kadını? Hiç bilmiyorum. Boğazını kesmiş diyorlar. Çocuk var mıymış yanında? Oğlu var yanında. Oğlu varmış. 15 yaşında Abdullah canım ben. Kanlar içinde yere yığılan Leyla Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada olaya şahit olan çocukları 13 yaşındaki ağabey koşarak komşularına gidip haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın komşuları acı haberi alınca sokak başında ağlayarak gözyaşı döktü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan, Adana Hipodromu'nda çalıştığı belirtilen Yusuf Aziz Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Leyla Avcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şanlıurfa'da bir diş teknisyeni hobi için evinde kurduğu atölyede 25 günde 100 yıllık zar kehribar taşından tanelerin tamamı aynı olan ve milimetrik hata dahi bulunmayan tesbih yaptı. Tesbih bir koleksiyoncuya 10 bin liraya satıldı. Diş teknisyeni iki çocuk babası 38 yaşındaki Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tesbih işlemeciliği yapmaya başladı. Zaman içinde kendini geliştirerek göz kamaştıran tesbihler yapan Şener, evinde yaptığı tesbihleri satmaya başladı. Şener'in müşterilerinin çoğu Ankara ve İstanbul olmak üzere seçkin tesbih koleksiyoncularından oluşuyor. 10 yıl önce yaşadığı üzücü bir olay üzerine psikolojisinin çok bozulduğunu ifade eden Ferhat Şener, sıkıntıları atmak için evinde yaptığı atölyede el işi yapmaya başladığını belirtti. Sonra bu gide gide tesbih merakımda olduğu için tesbihe yöneldim. Tesbihde de baktım ki çok güzel şeyler yapabiliyorum, insanların takdirini kazanıyorum. Böylelikle hobi olarak başladık. 2013 yılında dünyanın en güçlü tespihini yaptık. Allah izniyle de şu anda minim hatasız bir tespih yaptık. Şener evinde kurduğu atölyede 25 günde el emeği göz nuruyla tamamladığı milim hatasız tespihi Ankaralı bir koleksiyoncuya 10 bin liradan sattığını ifade etti. Bu tespih koleksiyoner bir arkadaşımızın isteği üzerine yaptık kendisi. Tesbihi güle güle kullansın diyoruz. Yani bu tesbihin kendisine sattığı rakam 10 bin TL. Evet. Tabii bu zar kehri var.
eski orijinal bizzat kehribar. Damla kehribar olursa böyle bir tesbih 50 bin, 60 bin, 70 bin kadar çıkıyor. Tesbih yapan ustalarımız var. Çok bir şey tesbih yapıyor. Tabi yaptıkları tesbihte ne kadar hassasiyet gösterdiklerini veya işte ne kadar özel tesbih yapmak istediği içindeki merakla doğan bir şey. Tornalı olarak tesbih yapan, taneleri tornada işleyen, el çarpında değil yani. Tornada işleyen ustalarımız çok sayıda az. 2 veya 3, belki 4, belki 5. Bundan sonraki hayalim bilim hatası tespiti yaptık. Bundan sonra geriye 5 mikron hata payını 1 mikrona indirebilmek. Artık mikron hesabı göze görünmeyecek kadar hassas bir damla kehribarda inşallah ileriki zamanlarda Allah kısmet ederse yapacağız. Yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen ve seçimde yeniden aday olduğunu açıklayan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ankara dönüşü ilçede konvoyla karşılandı. Zulme karşı sessiz durmuyorum, durmayacağız, baş kaldırıyorum. 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti tarafından aday gösterilmeyen Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye bahçesinde kendisini karşılamaya gelenlere hitap etti. Aday belirleme sürecinde zulme maruz kaldığını belirterek, hakkındaki ırkçılık iddialarına yanıt veren Atilla, "Hiçbir zaman ırkçılık yapmadım," dedi. "Ben hiçbir zaman ırkçılık yapmadım kıymetli kardeşlerim. Ama bize iftira attılar, bize yalan söylediler, bize onunla itham ettiler." AK Parti Genel Merkezi'nin yanlış yönlendirildiğini ve isim vermeden bazı vekil ve bakanların iftirasına uğradığını iddia eden Atilla, "Vekil ve bakanlar iftira attı," diye konuştu. 6 tane vekil, zamanı gelince isimlerini vereceğim. 3 tane eskilerden bakan, hepsi birlik oldular. İftiralar attılar. Bu Kürt düşmanıymış benim için. AK Parti'nin içindeki kripto AKP'liler, hainler, Ceylan Pınar'ı fikirlerinde sözde biz Ceylan Pınar'dan Menderes Atilla'dan AK Parti'yi aldıracağız ve Ceylan Pınar'ı tekrar kaybettirip HDP'ye teslim ettireceğiz. AK Parti'ye kızgın veya kırgın olmadığını da sözlerine ekleyen Atilla, 70 gün sonra Allah'ın izniyle hep birlikte belediyeyi kazandığımızda acaba adaylığı bizden alanlar Ankara'ya gitmeye yüzleri olacak mı diye sordu. 70 gün sonra Allah'ın izniyle hep beraber belediyeyi kazandığımızda ne olacak? Onlar acaba Ankara'ya gidecek yüzleri olacak mı? Başkan Atilla adaylık sürecinin devam ettiğini ve yapacağı istişareler sonucunda kararını açıklayacağını belirterek konuşmasına son verdi. Diyarbakır'da akrabasının öldüğünü duyan bir aile cenazeye yetişmeye çalışırken kaza geçirdi. 3 kişi ağır yaralandı. Gaziantep'te ise düğüne giderken karşı önden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaparak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı. Diyarbakır'da 50 metrelik yol üzerinde trafik kazası meydana geldi. 20AR060 plakalı otomobil sürücüsü AE, akrabasının öldüğünü duyunca hastaneye gitmek için 3 kuzeniyle yola çıktı. İddiaya göre AE telefonu çaldığı esnada sessize almak için telefonu cebinden çıkartırken bir anlık dalgınlıkla kavşağı fark etmedi. Aniden direksiyonu kıran AE kontrolü kaybederek refüje yuvarlandı. 5 takla atan otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan Gaziantep'te düğüne giderken karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yaparak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Muhtar Kayhan öldü, eşiyle 3 çocuğu yaralandı. Kaza dün akşam Gaziantep'in Çatallı mahallesinde meydana geldi. Muhtar Kayhan yönetimindeki 27FN171 plakalı otomobille akrabasının düğününe gitmek için eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yola çıktı. Ancak mahalle çıkışında karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kayhan'ın otomobili
kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Muhtar Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi ve çocuklarının tedavisinin devam ettiği kazada can veren ve ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kayhan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman'ın Sincek ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar ekipler tarafından açılmaya çalışılırken sağlık ekipleri de zor şartlar altında rahatsızlanan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Adıyaman'ın Sincik ilçesi Düdan köyünde oturan 77 yaşındaki Fatma Alpaydın, öğle saatlerinde nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yola çıkan ekipler kar nedeniyle kapalı olan yolda ilerleyemedi. Ambulanstan inen ekipler bez sedye alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki Alpaydın'ın evine yürüdü. 77 yaşındaki Alpaydın'ı sedyeye alıp ambulansa taşıyan ekipler Alpaydın'ı Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fatma Alpaydın sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öte yandan Adıyaman'da Sincik Malatya Karayolu ve köylerinde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da 3 haftayı aşkın süredir etkili olan soğuk hava, kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından etkilenen yerleşim birimlerinin başında gelen Sincik ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Sincik Arıkonak Malatya Karayolu'nda Karayolları 87. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı karayolunda ekipler kepçelerle yolu temizliyor. Karayolunun 3 gün içerisinde açılabileceği öğrenildi. Son bir haftadan beri kar yağışı olmamasına rağmen kırsal bölgelerin bazılarına hala ulaşım sağlanamıyor. İl özel idare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak merkezi aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 5 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyet iki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Şanlıurfa, Giresun, Kocaeli ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aralarında 2 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ve baylo kullanıcısı Mahrem İmam'ın olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında bilgisayar ve dokümanlara da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Kahramanmaraş'ta komşular arasında kömür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Yusuflar Mahallesi 15. sokakta bulunan 2 katlı binadaki komşular arasında kömürümü kullandığın suçlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası çıkan kavgada 14 yaşındaki H.D. komşuları Gamze T. ve Ferhat Ç.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ah!
Olayda yaralanan iki kişi hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Mustafa. Bedri çağırsın. Gel. Atla gel. Sen. Sivil ekip de gidiyor. ABD askerlerine yönelik bombalı saldırı sonrasında Membiç'ten kaçışlar başladı. Günde ortalama 700 kişi bölgeyi terk ederek Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'ten temizlediği Celablus'a geçiş yapıyor. Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseki kentinde ABD askerlerinin devriye yaptığı esnada bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın ABD YPG konvoyunu hedef aldığı belirtildi. Özgür Suriye ordusu güçleri arama noktalarında araç geçişine izin vermezken yüzlerce metre yürüyen gruplar üst aramasından sonra bırakılıyor. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Amerika'nın askerlerini Suriye'den çekeceği açıklaması ve Membiç'te Amerikan askerlerine yönelik bombalı saldırı bölgede hareketliliği artırdı. Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'tan temizlediği ve şu an Türkiye ile ÖSO'nun kontrolünde bulunan Celablus'un güneyinde yer alan Membiç'in etrafı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üsleriyle ÖSO birlikleri tarafından kuşatılmış durumda. Bölgedeki YPG-PKK hareketliliğinin her anı takip edilirken sınır hattında ise güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Türkiye'nin terör örgütü YPG-PKK'dan temizlemek için çalışma yürüttüğü Membiç'e yönelik bir harekat öncesi bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslere hem personel hem de teçhizat sevkiyatı artırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden ve farklı bölgelerde bulunan ÖSO birlikleri de bölgeye kaydırıldı. Celablus'tan 35 kilometre uzaklıktaki Membiç'e çıkan tüm yollarda kontrol noktaları oluşturuldu. Özgür Suriye ordusu güçleri kontrol noktalarında üst düzey güvenlik önlemleri alırken olası bir saldırıya karşı eller tetikte görev yapıyor. Membiç'e gelen ve gidenler sıkı aramadan geçirilirken araçlara izin verilmiyor. Kontrol noktasında oluşan kalabalık ve araçlar dikkat çekiyor. Membiç'teki bombalı saldırının ardından halk tedirgin. Saldırı öncesi günde 100 kişi kontrol noktasında geçiş yaparken bombalı saldırı sonrasında bu sayının günde 700'ü bulduğu belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla tamamladığı Fırat Kalkan Harekatı'yla DAEŞ'tan temizlenen Celablus bölgede çekim merkezi oldu. Çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk eden binlerce bölge sakini Celablus'a yerleşiyor. Türkiye ile birlikte hareket eden ÖSO, yerel polis gücünün güvenlik önlemleri aldığı Celablus kent merkezindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Membiç'e yönelik bir harekat öncesi sınır hattında konuşlanan ÖSO güçleri Türkiye'nin desteğiyle 15 günde Membiç'i terör örgütü YPG-PKK'dan temizleyeceklerini anlatıyor. Afrin ve Azez bölgesindeki ÖSO güçlerinin bir bölümünün bölgeye kaydırılmaya başlandığı bildirildi. Diğer yandan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde Amerikan askerlerinin devriye yaptığı sıra bomba yüklü bir araç patladı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde Amerikan askerlerinin devriye yaptığı sırada bomba yüklü araç patladı. Bomba yüklü aracın Amerika YPG konvoyunu hedef aldığı kaydedildi. Olayda 5 kişinin öldüğü aktarıldı. Balıkesir'in Sındırga ilçesindeki bir evde çıkan yangında 66 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Kırsal Mahallesi'nde çıkan yangında 66 yaşındaki Halil İbrahim Çorak hayatını kaybetti. Yatalak hasta olduğu öğrenilen Çorak'ın evinde bulunduğu sırada bacadan çıktığı tahmin edilen yangına yöre sakinleri müdahale etmesine rağmen söndüremedi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale gelirken Çorak da küle dönen evde hayatını kaybetti. Yangını gören ve söndürmek için çabalayan Yüreğil Muhtarı Mustafa Eyoğlu, her şeyin 10 dakika içerisinde olup bittiğini anlattı. Yangın var, bir baktık duman, bir yürüdük, arkadan şeyi çağırdık, bizim tankerimizi çağırdık, itfaiye çağırdık. Onlar geldi, müdahale ettik, herkes hortumuyla veyahut da boğasıyla herkes yardım müdahale etti ama çabamadık. 10 dakikanın içinde zaten yandı, bitti her şey. Elektrikler kesti, hepsini yapamadık. Elimizden geldikçe kör olarak hepimiz de yardımcı olmalı, koşamalı. İçişleri Bakanlığı 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyadan hakaret, tehdit, şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 831 hesap için adli işlem başlatıldı. Açıklamada 2018-2019 sezonu ilk yarısında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili olarak gerekli adli işlemler başlatıldı. Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip yasal çerçevede mücadele de kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerine yer verildi. Gaziantep'te 32 yaşındaki bir fıstık toptancısı borç alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olay dün gece Gaziantep'in 25 Aralık mahallesinde meydana geldi. Fıstık toptancısı 32 yaşındaki Hüseyin Boğan'la B.A. arasında borç alacak meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre B.A. yanındaki av tüfeğiyle Boğan'a ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Hüseyin Boğan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Boğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis olayın ardından kaçan şüpheli B.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım. Sevgili izleyenler, yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.